Bugün kinetikle devam ediyoruz. Çarşamba günü birinci dereceden tepkimelerin kinetiğini konuşmuştuk. Bugün ikinci dereceden tepkime kinetiklerini anlatacağım. Sonra geriye dönüp kimyasal dengeden bahsedeceğiz. Tekrarını yapmayı en sevdiğim konulardan birisidir. Son olarak tepkime mekanizmasından bahsedeceğiz. Belki bazılarınız infinite koridordaki aktiviteleri görmüştür. Bugün Dünya AIDS günü. AIDS tedavisinde kullanılan pek çok bileşik aslında enzim inhibitörü olarak tasarlanmıştır. Bu ilaçları tasarlamak için insanların enzim mekanizmasını anlaması gerekir. Enzimler şüphesiz vücuttaki katalizörlerdir. HIV tedavisinde kullanılan inhibitörlerin tasarlanması için bilinmesi gereken şeyler biraz sonra anlatacağımız konuda çokça geçiyor. Tepkime mekanizmalarından konuşacağız. Ayrıca enzimlerin katalizinden bahsedeceğiz. Bugün HIV tedavisinde kullanılan bazı temel noktalardan bahsedeceğiz. Pekala, geçen çarşamba günü anlattıklarımızı kısaca gözden geçirelim. Birinci dereceden yarı ömür süresi hakkında konuştuk. Birinci dereceden kinetikten bahsettik. İntegre edilmiş birinci derece hız kanununu gördük ve yarılanma süresini öğrendik. Geçen ders birinci derece yarılanma süresini örnek olarak radyoaktiviteyi vermiştiniz. Bugün bu konudan bahsedeceğiz. Geçen dersin kısa bir tekrarını yaptık. Birinci dereceden integre edilmiş hız yasasını biliyorsunuz. Yarılanma süresi bir maddenin yarısının harcanması için geçen süredir. Yarılanma süresi kısaca T1/2 olarak gösterilir. Bu yarı ömürün simgesidir. Maddenin yarısının harcanması için geçen süre. AT yerine maddenin başlangıç derişiminin yarısını koyarsanız A sıfırlar birbirini götürür. Ln 1/2 eşittir eksi K T1/2 ifadesi elde edilmiş olur. K hız sabitidir. 1/2'nin lnini alıp eşitliği tekrar düzenlersek yarılanma süresi olarak 0.6931/K bulunmuş olur. Birinci derece yarı ömür grafiği için son ders söylediğiniz gibi her yarılanma süresinde orijinal materyalin yarısı alınır. Birinci dereceden yarılanma süresine örnek olarak radyoaktif bozulmaları verebiliriz. Bunun birinci dereceden olmasının nedeni çekirdeğin bozulmasının çekirdeğin etrafındaki diğer çekirdeklerin bozulmasından bağımsız olmasıdır. Bu nedenle başlangıç derişiminden bağımsızdır. Ders notlarınızdaki boşlukları doldurun. Bağımsız olduğu için birinci dereceden bir işlemdir. Radyoaktif bozulmaya birinci dereceden integre edilmiş hız yasasını uygulayabiliriz. Burada geçen ders öğrendiğimiz eşitlikler var. Bu birinci dereceden hız yasasının farklı bir gösterimidir. A maddesinin belirli bir T anındaki derişimi eşittir başlangıç derişimi çarpı E üzeri eksi KT'dir. Burada K hız sabiti, T geçen zamandır. Bu eşitlikten ve birinci dereceden yarılanma süresinden bahsetmiştik. Aynı eşitlikleri kullanabiliriz. Fakat bunlar genellikle karşınıza derişim cinsinden çıkmaz. Bu ifadeyi daha çok çekirdek sayısı veya başka bir A türü olan aktiflik cinsinden görebilirsiniz. Yani derişim yerine burada bozulan çekirdek sayısı, yani N'yi kullanacağız. Aynı eşitliği yazabiliriz ama şimdi A'nın derişimi yerine N'yi kullanacağız. Bu durumda çekirdek sayısı eşittir, başlangıçtaki çekirdek sayısı çarpı E üzeri eksi KT'dir. K burada bozulma sabitidir, T de zaman. Kimyasal kinetikte genellikle belli bir zamanda derişimdeki değişimden bahsedilir. Ama çekirdek kinetiğinde bozulma miktarından,
yani bozulmaya uğrayan çekirdek sayısından bahsederiz. Çekirdek kinetiğinde bozulmaları Geiger sayıcıyla ölçeriz. Bu cihaz radyasyonu ölçebilir. Etrafı dolaşıp sınıfı kontrol edeceğim. Elimdeki gasket iyonlaşmıştır. Farklı klikler duyabilirsiniz. Dolaştıkça bu klikleri işitebilirsiniz. Bakalım orada bir problem var mı? Burada biraz olabilir. Hayır, bu iyi. Oh, hayır, burası çok iyi. Her zaman biraz radyoaktivite olabilir ama burası çok iyi. Elimdeki bir Geiger sayıcıdır. Nükleer kinetiği ölçer, yani radyoaktiviteyi ölçer. Laboratuvarımda bunlardan bir tane var. Çünkü deneylerimizde X ışınları kullanıyoruz. Bunu burada bırakalım. Biz devam ederken o kontrol etsin. Şimdi A teriminden bahsedelim. Derişim yerine burada A terimini kullanacağız. A aktivitedir. Aktivite bir tür bozulma hızıdır ve büyük A harfiyle gösterilir. Aktivite çekirdek sayısındaki değişime eşittir ya da bozulma sabiti çarpı çekirdek sayısına eşittir. İnsanlar genellikle belirli bir radyoaktif bileşiğin aktifliğinden bahseder. Aktivite çekirdek sayısı ile doğru orantılı olduğu için bu ifadeyi alıp şu şekilde yazabiliriz. Burada çekirdek sayısı eşittir. Başlangıçtaki çekirdek sayısı çarpı E üzeri eksi KT'dir. Veya aktiflik cinsinden de yazabilirsiniz. Aktiflik eşittir. Başlangıçtaki aktiflik çarpı E üzeri eksi KT'dir. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Şimdi kısaca birimlerden bahsedelim. Yeni aktivitenin birimi Becquerel'dir. Kendisi Fransız bilim adamıdır. İlk adı Henry'dir. Günümüzde kullanılan birim bu. Bir saniyedeki radyoaktif bozulma sayısına eşittir. Eski birim Curie idi. Ve saniyede 3.7 çarpı 10 üzeri 10 bozulma demekti. Curie adının nereden geldiğini bilen var mı? Marie Curie? Hayır. Curie birimi aslında eşi Pierre Curie'den geliyor. Genelde böyle düşünülüyor. Çünkü Marie gerçekten eşinden daha ünlüdür. Marie Curie 2 Nobel ödülü aldı. Onun için çok üzülmenize gerek yok. İlk aldığı Nobel ödülünü eşiyle paylaştı. Sanırım 1903'te olmuştu. Ancak 1906'da Pierre Curie bir yol kazasında öldü. Caddeyi karşıdan karşıya geçerken ona bir şey çarptı. 1911'de aldığı ikinci Nobel ödülünü eşiyle paylaşamadı. Pekala, önceki birim Curie idi ama sonra bu sayı çok büyük gelmeye başladı. İşçilerin maruz kalacağı güvenlik birimine göre konuşacak olursak, İşçilerin 10 üzeri 10 kadar aktiviteye maruz kalması sağlıklı değildir. Çok daha ufak bir birime ihtiyaç duydular. Sanırım Marie Curie, kocasının adının standart birim olmaması halinde çok mutsuz olacağından söz etmiştir. Bir şekilde razı olmasının nedeni şu olabilir. Çünkü insanlar aynı birimi kullanmaya devam etselerdi, çok çok küçük bir değerle uğraşmak zorunda kalacaklardı. Marie Curie, eşinin adının
bu kadar küçük bir değerle birlikte anılmasını istememiş olabilir. Curie birimi artık kullanılmıyor. Henri Becquerel, radyoaktiviteyi ilk keşfedenlerden biridir ve ilk Nobel ödülünü Curie'lerle birlikte paylaşmıştır. Artık onun soyadı birim olarak kullanılıyor. Birinci sınıf kimya öğrencilerine daima söylerim. MIT'de okurken bir birime, bir bilim kadının adının verildiğini keşfederlerse bana söyleyin derim. Önce bunun bir bilim kadının adı olduğunu düşünmüştüm. Ama öyle değilmiş. Pierre Curie'nin adıymış. Eğer böyle bir şey işitirseniz lütfen beni bilgilendirin. Şu anda radyoaktivite için kullanacağımız birim Becquerel'dir. BQ harfleriyle gösterilir. Farklı radyoaktivite türlerinin hepsini bilmek zorunda değilsiniz. Problem çözerken bu bilgi size verilir. Biraz önce dediğim gibi farklı radyoaktivite türleri vardır. Bazılarında kütle değişimi olur, bazılarında olmaz. Alfa bozulması bu ders notlarınızda yok. Çizelginin nereden alındığına dair bir referans verilmiş. Bu çizelgiyi hatırlamak zorunda değilsiniz. Alfa bozulması helyum 4 çekirdeğine eşittir. Yani 2 proton, 2 nötron kaybedersiniz. Bu büyük bir kütle değişimidir. Halbuki söz gelişi beta bozulmasında elektron kaybı söz konusudur. Kütle değişimi olmaz. Farklı ışıma türlerinde bu tür farklar olduğundan haberdar olmalısınız. Radyoaktif izotopların yarılanma sürelerinde büyük farklar vardır. Tekrarlıyorum, testlerde ya da problem setlerinizde bu bilgi size verilir. Aklınızda tutmak zorunda değilsiniz. Bu çizelge kitabınızdakinin bir benzeridir. Buradaki önemli nokta yarılanma sürelerinin ne kadar farklı olduğunu görmek. Burada A yılın, D günün kısaltmasıdır. Gördüğünüz gibi buradaki yarı ömürlerin bazıları yıllar, bazıları günler ile verilmiştir. Radyoaktif izotopların yarılanma sürelerinde ne kadar büyük fark olduğunu görüyorsunuz. Bazılarının yarı ömrü çok çok uzundur. Bugün yarı ömür ile ilgili bir şiiri sizinle paylaşmayı düşünüyorum. MIT'den mezun olan bir öğrenci tarafından yazılmış. Mala Radha Krishnan. Kendisi şu anda Massachusetts'te Wesley Koleji'nde profesör. Şiirin adı Yarı Ömrümüzün Günleri. Onun kimya şiirleri koleksiyonundan alınmış. Şiir kitabının adı Chemistry for the Couch Potato. Yani televizyon bağımlıları için kimya. Bu özel şiir uranyum 238 bozulma serilerini içeriyor. Başlıyoruz. Yarı ömürlerimizin günleri. Hayatım, sana başımdan geçenleri yazıyorum. Bütün kimliğim değişti. Numara yapmıyorum. Uranyum 238 iken ben, kilo vermem için hevesle bekliyordun sen. 5 milyar yıl dua ettim, umutlandım. Nihayet bir alfa bozulmasına uğradım. 2 proton, 2 nötron çıktı ve gitti. Bir toryum 234 oldum şimdi. Ama çekirdeğim hala gözlerine uymuyor. Kendi büyüklüğü kadar pozitif olamıyor. Bu sefer yarı ömrüm çok uzun değildi. Zira değişme isteğim çok kuvvetliydi. Sadece bir ay sürdü, değil bir milenyum. Bir beta ışımasıyla oldum proaktinyum. Ama beni yine reddettin. Proaktinyumu da kim duymuş ki dedin. Bir kez daha beta bozulması geçirdim. Uranyum 234 haline geldim. Yine kendimdim bu yeni izotopla. Olamadın memnun, fakat kesilmedi bak yine de umudum. 3 alfa ışıması, zordu ama çaban bulmadı son. Oradan toryum oldum, sonra radyum ve radon. Sandım ki sonunda seni memnun edecektim. Artık sağlıklı bir 222 kütleliydim. Ama dedin ki kütleni sevmeme rağmen bir soygazda olmak istemem ben. Haklıydın, değildim reaktif. Seni memnun etmek için kaldım proaktif. Birkaç gün sonra seni buldum ve dedim, artık ben kurşunum,
iki alfa bozulması daha geçirdim. Olumsuzca yine başını salladın. Kütlem 214'ten de hoşnut olmadın. Bu kütleyle önceden kötü bir tecrüben vardı. Kararsız bir astatin dışarıya atıldı. Değişmek için yine gitmem gerekti. Ama beta bozulması yapacağım tek şeydi. Umutlarım ve rüyalarım boşa çıkmaya başladı. Beta ışıması bu. Değiştirmez ki kütle numarasını. Bizmuttan polonyuma sürekli umut ettim. Yarı ömrümü 164 mikrosaniyeye indirdim. Ve nihayet bir alfa ile bozuldum. Takdire şayan kütleli kurşun 210 oldum. Çok yoruldum. Kabul etmeliydim. Artık sabrımı tüketmek üzereydim. Eski flörtlerimden daha çok şey istedin. Senin yüzünden gitti çoğu enerjimin. Hala mutlu değildin. Kafanda bir rakam vardı. Halbuki beğendiğim 206'ydı. Bekledim yıllarca o güne kadar. Başka beta bozulması başlayıncaya kadar. Sonra bir kez daha nihayet sonu buldum. Dostum, bak kurşun 206 oldum. Yapamam. Yok artık bende bir değişim. Mutlu ve kararlıyım ama aktif değilim. Milyarlarca yıl aldı bu noktaya gelişim. Senin için geçirdim bak ne kadar değişim. Dur, bekle. Ne dedin? Çok yaşlı olduğun için, genç bir altınla beraberliğimin daha iyi olduğunu mu söyledin? Vazgeçtim bal kabağım. Bak her şey çoktan bitti. Bu kadar gayrettim. Hiçbir şeye değdi mi? Artık bana hükmedemezsin seni terk ettiğim için. Hem de bir değil, tam 4 atom için. Doğru. Sen beni küçümserken gördün bazı klorları beni gülümsetirken. Onlarla kurşun 4 klorür oluşturacağım ben. Artık benimle ilgili bir şey duymayacaksın sen. Bak, yıllar sonra akıllandım. Aşk uzlaşmaymış, anladım. Sen yarı ömrünü tamamlamamışsın bile. Şimdi sen git, taviz sırası sende. Bu yarı ömrümüzün günlerinden şiiriydi. Mala, şiirlerin sadece kafiyeli değil, aynı zamanda kimyasal olarak doğru olması için çok çaba sarf etmiş. Chemistry from the Couch Potato şiir kitabını okuyarak bazı materyalleri gözden geçirmek iyi bir yol olsa gerek. Pekala, şimdi bir örnek yapalım ve bazı şeylerin zamanla nasıl değiştiğini düşünelim. Elimizde bir plütonyum örneği var. Başlangıçtaki aktivitesini ve 17 yıl sonraki aktivitesini bilmek istiyoruz. Bu problemi nasıl çözeceğimize bir bakalım. Önce verilen bilgiye göre bulmamız gereken ilk şey başlangıçtaki çekirdek sayısı. NO yani başlangıçtaki çekirdek sayısı. Bilgi gram cinsinden verilmiş. Elimizde 0,5 gram var. Çekirdek sayısını bilmek istiyorsak önce ne yapmak zorundayız? Gramı neye çevirmeliyim? Mol. Evet, doğru cevap. 239 gram bölü mol değerini kullanacağız. Bu izotopun kütlesi bize soruda verilmiş. Tahtaya yazayım. Buradaki değeri kullanıyoruz. Bu çevirmeyi yapmak için. Peki, molden moleküle nasıl geçeriz? Avogadro sayısını kullanarak 6.022 çarpı 10 üzeri 23 çekirdek bölü mol eşittir 1.3 çarpı 10 üzeri 21 molekül. Şimdi başlangıçtaki çekirdek sayısını biliyoruz. Bilmek istediğimiz sıradaki şey K'dır.
K yani bozulma hız sabiti. Birinci dereceden tepkimeler için K hakkında ne biliyoruz? Hangi eşitliği biliyoruz? Birinci dereceden yarı ömür. 0, 6931 bölü T1 bölü 2'dir. Bu problemde değeri bize verilmiş. Genelde bu değerler size verilir. Şimdi eşitlikte yerine koyalım. 0,6931 bölü 7,6 çarpı 10 üzeri eksi 11 saniye. Sonuçta 9,1 çarpı 10 üzeri eksi 13 saniye üzeri eksi 1. Şimdi başlangıçtaki ve 17 yıl sonraki aktifliği bulalım. Önce başlangıçtaki aktifliği bulalım. A0 eşittir. Hız sabiti çarpı başlangıçtaki çekirdek sayısıdır. Bunların her ikisini de çözeceğiz. Değerleri yerine koyalım. 9,1 çarpı 10 üzeri eksi 13 saniye üzeri eksi 1 çarpı 1,3 çarpı 10 üzeri 21. Buradaki. Eşittir 1,2 çarpı 10 üzeri 9. Birimi nedir? Hmm dediniz, anlaması zor. Bir saniyedeki çekirdek sayısı. Peki aynı zamanda ne? Bu başka bir şeye eşit. Evet, bu bekerel. BQ ile gösteriliyor. Evet, tanım olarak bu. Saniyedeki çekirdek sayısına ya da saniyedeki bozulma sayısına eşittir. Şimdi sonuncusunu yapalım. Yıl sonraki aktifliğini hesaplayalım. A eşittir A0 E üzeri eksi KT eşittir 1,2 çarpı 10 üzeri 9 BQ çarpı E üzeri eksi 9,1 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniye üzeri eksi 1 çarpı 17 yıl 5,4 çarpı 10 üzeri 8 saniye. Burada birimlerin birbirini götürdüğünden emin olmak istiyoruz. Hata genelde burada yapılır. 17 yıl yazarlar ama hız sabiti saniye cinsinden hesaplanmış. Bu durumda birimler birbirini götürmez. Birimlerin uyumlu olmasına dikkat edin. Burada saniyeler birbirini götürür. Buradaki işlemi anlamlı rakamları kullanarak yaparsak sonuç 1,2 çarpı 10 üzeri 9 bekereli eşit olmalıdır. Bu problemde anlamlı değildir. Başlangıçtaki aktiflik ve 17 yıl sonraki aktiflik anlamlı rakamlara göre aynı. Bu soruyu sahip olduğumuz bir problemin altını çizmek için seçtim. Bu radyoaktif atıklardır. Bazı bileşiklerin bozulması çok uzun zaman ister. Radyoaktif atıkların depolanması hakkında düşünmemiz gerekir. Radyoaktif atıklara uzun süre dayanacak kapları imal etmemiz gerekir. Kabınızın radyoaktif atığa ne kadar dayanacağını nasıl bileceksiniz? Bunun için deney yapamazsınız. Çünkü deneyi yapmak zaman alır. Kap kararlı mı yoksa değil mi diye beklerken kabı tasarlayan kişi çoktan ölmüş olabilir. Bu yüzden radyoaktiviteyi kullanmak önemli bir meseledir.
Başkanlık seçimlerinde her iki adayın da nükleer enerji hakkındaki düşüncelerini duydunuz ve sanırım her ikisi de şöyle dedi. Üzerinde düşünülmesi gerekir. Her şeyi masaya yatırmak lazım. Düzgün bir enerji politikamız olacaksa her şeyi düşünmemiz gerekir demişlerdir. Radyoaktif atıklar konusu güncel ve önemli sorunlar olarak geri gelecek. Bunlar belki de gelecek yaşamınızda sizin uğraşacağınız konular olabilir. Belki yeni teknolojiler üretmeye çalışan bir bilim insanı olarak, belki de mahallesinde radyoaktif tesis kurulması konusunda oy kullanacak bir vatandaş olarak. Pek çok insan kendi yakınlarında tesis yapılmadığı sürece nükleer enerji konusunda tarafsızdır. Fakat bunlar sizin yüz yüze geleceğiniz şeyler. Gelecekte bununla doğrudan uğraşmasınız bile muhtemelen bu konuda oy kullanacaksınız. Evet, problemleri bu şekilde çözeceksiniz. Şimdi radyoaktivitenin tıptaki kullanımından bahsedelim. Radyoaktivite, onun hakkında endişelendiğimiz kadar arkadaşımız da olabilir. Sanırım bundan ilk derste bahsetmiştim. US News ve Dünya Raporları listesinde kimya bölümleri sıralamasında yıllardır birinci olmamızın nedenlerinden biri, Profesör Alan Davidson'dan bir patent sayesinde gelen ekstra para ile yaptığımız heyecan verici çalışmalardır. Ayrıca 511 dersinde öğrendiğiniz bilgileri kullanarak yapılan ve çok para getiren buluşlardan bahsetmeyi her zaman sevmişimdir. Bu da başka bir örnek. Burada Davidson teknesyum izotopunu kullandı. Şimdi organ ve kemik taramalarında kullanılmakta. Kalp görüntüleme teknikleri içinde en iyisi. Son zamanlarda göğüs kanserinde de kullanıldı. Amerika'da yılda 7 milyon kişinin kullandığı tahmin ediliyor. Kardiyolit olarak patente alındı. Aslında temeli çok basit bir kimyadır. Bir D blok metalini, D blok metalinin bir izotopunu kullanıyorsunuz. Ve bu atomun muhteşem D orbitalleri var. Peki o ne yaptı? Bu metalin izotopu ile bir koordinasyon bileşiği sentezledi. Ligantları buldu. Siyanür ligantları. Bunlar çok yaygın ligantlardır. Siyanür ligantları içeren pek çok koordinasyon bileşiği görmüşsünüzdür. İstenen kararlılık ve çözünürlüğe sahip kompleksi elde etmek için farklı ligantları denedi. Hepsi o kadar. Biraz radyoaktivite, biraz da inorganik kimya bilgisini kullandı. Kendisi inorganik kimyacıydı. Şimdi emekli oldu ve basit bir koordinasyon kimyası bilgisiyle MIT'ye özellikle kimya bölümüne çok fazla para kazandırdı. Aynı zamanda çok hayat kurtardı. Hayal etmek aslında gerçekten kimyacıların çok yaptığı bir şeydir. Sadece kanserin görüntülenmesi veya organların görüntülenmesi değil, aynı zamanda sağlıklıyken hücrelerin nasıl çalıştığının anlaşılması için denemeler yapılması önemlidir. Geçenlerde kimya bölümünden Profesör Alice Tink NIH öncü ödülü aldı. NIH Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin kısaltmasıdır. Bu ödül yeni fikirlerle gelen insanlar için verilmektedir. Bu yaratıcı fikirler çoğu insanın fon ayırmak istemediği fikirlerdir. Çünkü bu fikirlerin işe yaramama ihtimali vardır. Fakat işe yararlarsa olağanüstü olur. Profesör Tink ödülü canlı hücrelerdeki protein-protein etkileşimlerini görüntüleme teknolojisini geliştirme çabaları için aldı. Görüntü teknolojilerini geliştirme pek çok kimyacının yapacağı bir şeydir ve kimyada popüler bir alandır. Eğer bu konuya ilgi duyuyorsanız Europe programında çalışabilirsiniz. Evet, bu birinci derece. Şimdi devam edelim ve ikinci dereceden integre edilmiş hız yasalarından bahsedelim. Küçük bir türev alacağız. Bazı formüller aniden ortaya çıkıyor ve kayboluyor. Bu formüllerin nereden geldiğini bilmek isteyebilirsiniz. Geçen ders bahsetmiştik. Bu hız yasası ifadesidir. Bir hız sabiti var. A'nın bir derişimi var. Denklemdeki katsayı üste konmuş. Buradaki katsayı 2. Bunun ikinci dereceden olduğunu gösteriyor. Eğer üstte hiçbir şey yoksa birinci derecedir.
Tepkime derecesi pozitif, negatif, tam sayı ya da rasyonel sayı olabilir. Bu ikinci dereceden bir tepkime, yani üssü 2'dir. Birinci dereceden ifadede yaptığımız gibi derişim ve zaman terimlerini ayırıyoruz. Derişim terimini bir tarafa, diğer derişim terimini de yanına, karşı tarafı ise hız sabiti ve zaman terimini koyuyoruz. Şimdi integralini alalım. Çünkü bu bir integre edilmiş hız kanunudur. A'nın başlangıç derişimi ile T anındaki değişim aralığında integralini alalım. Diğer tarafta ise sıfır anı ile T anı arasındaki integrali alalım. Bu ifadeyi alıp diğer sayfanın başına getiriyorum. Aynı ifade, hiçbir şey değişmedi. Şimdi bu integrali çözelim. Kitabınızın arka sayfasında bu dönüşümler ile ilgili ayrıntılı bilgi var. Oraya bakabilirsiniz. Şimdi bu integrali çözebiliriz. Eksi parantez içinde 1 bölü at eksi 1 bölü a0 eşittir eksi kt. Eksi işaretlerden kurtulalım. Eşitliği yeniden düzenleyelim. 1 bölü at eşittir kt artı 1 bölü a0 oldu. Gördüğünüz gibi bu bir doğru denklemidir. Bununla bir grafik çizebiliriz. Tekrarlıyorum. Kinetik için deneysel veri gereklidir. Verileri çözerseniz grafik çizebilirsiniz. Doğru denklemi elde etmek için pek çok eşitlik var. Çünkü yapacağınız şey doğru denklemi elde edinceye kadar grafik çizmek. Böylece deneysel olarak tepkime derecesini bulmuş olursunuz. Burada bir doğru denklemi var. Bunu çizebiliriz. Şimdi clicker sorusu. Bu doğrunun y ekseni ile kesişiminin ne olduğunu söyleyin. Son 10 saniye. Hepiniz doğru denkleminin nasıl analiz edileceğini biliyorsunuz. Burası 1 bölü başlangıç derişimidir. Peki burada eğim neye eşittir? K'ye eşittir. Yani derişimleri zamana göre grafiğe alabilirsiniz. Eğer veriler 1 bölü A'nın derişimi şekline getirilirse ve derişim zaman grafiği çizilirse bir doğru denklemi elde edilir. Bu da tepkimenin ikinci dereceden olduğunu gösterir. İkinci dereceden bir tepkimenin yarılanma süresine bakalım. Birinci dereceden yarılanma süresi hakkında konuşmuştuk. Herhangi bir yarılanma süresi maddenin yarısının harcanması için geçen süredir. Bunu yeniden yazalım. AT'yi başlangıç derişiminin yarısı olacak şekilde yazalım. Burada T 1 bölü 2 olur. Bu yarılanma süresidir. Bu ifadeyi sadeleştirelim. 2 buraya gelir. Derişim terimlerini bir tarafa alalım. Buradan 1 bölü maddenin başlangıç derişimi eşittir K 1 bölü T 2 olur. İfadeyi yeniden düzenleyelim. Böylece ikinci dereceden yarılanma süresi eşittir 1 bölü K yani hız sabiti çarpı maddenin başlangıç derişimi olur. Sonuçta ikinci dereceden yarılanma süresi başlangıç derişimine bağlı olur. Bu sonuç birinci dereceden yarılanma süresinden çok farklıdır. Birinci dereceden yarı ömürde başlangıç derişimi yarılanma süresini etkilemez. Ya da radyoaktif bozulmada
Başlangıçtaki çekirdek sayısı yaralanma süresine etki edemez. Ancak ikinci dereceden yaralanma süresinde başlangıç derişimi önemlidir. Bu ikisinin çok farklı olduğunu unutmayınız. Tekrarlıyorum. Kimya deneyseldir. Laboratuvarda yaptığınız şey tepkiminin kaçıncı dereceden olduğunu bulmaya çalışmaktır. Verileri denemeniz gerekir. Böylece tepkiminin derecesini bulabilirsiniz. Birinci dereceden tepkimede derişimlerin elenlerini zamana karşı grafiğe alır. İkinci dereceden tepkimelerde ise 1 bölü derişim zaman grafiği çizilir. Elinizdeki verilerle bu grafikleri çizersiniz. Sonra bakarsınız. Örneğin buna bakalım. 1 bölü derişim zaman grafiğini çizdiğinizde bir doğru elde ettiğinizi düşünelim. Eğer elen zaman grafiği çizerseniz bu defa grafik doğru olmayacaktır. Böylece tepkiminiz ikinci derecedendir. Birinci dereceden değildir. Bunu deneysel olarak belirleyebilirsiniz. Şimdi kinetik ve denge sabitlerinden bahsedelim. Bildiğiniz gibi denge sabitlerine döndüğümüzde çok heyecanlanıyorum. Derste kinetik ve denge sabiti ilişkisine geldiğimiz zaman daima çok mutlu olurum. Denge. Dengede neler olduğunu düşünmenin başka bir yolu vardır. Dengede ileri yöndeki tepkime hızı ile geri yöndeki tepkime hızı birbirine eşittir. Şimdi büyük K'dan, yani denge sabitinden bahsedelim. K küçük ise bu hız sabitini gösterir. Bir tepkimede A ile B'nin C ile D'ye dönüştüğü bir tepkimede denge sabiti neye eşittir? Üst tarafa ne yazmalıyım? C'nin derişimi çarpı D'nin derişimi, yani ürünler. Altta direnlerin derişimi, yani A ve B. Bu tepkimeyi bir de ileri ve geri yöndeki hız sabitleri açısından düşünebiliriz. Yukarıda küçük k1 var. Aşağıda ise küçük k-1. İleri yöndeki tepkimenin hızı k1 çarpı a'nın derişimi çarpı b'nin derişimidir. Geri tepkimenin hızı ise k-1 çarpı c'nin derişimi çarpı d'nin derişimidir. A ile b İleri yöndeki tepkiminin derişimleri, C ile D ise geri yöndeki tepkiminin derişimleridir. Hızlarımız bunlar ve dengede bu hızlar birbirine eşit olacak. Dengede K1 çarpı A çarpı B eşittir K-1 çarpı C çarpı D olur. Ve dengede ise C ve D'yi üste, A ile B'yi alta alırız. Bu K1 bölü K-1'e eşit olacaktır. Yukarıdaki eşitliği yeniden düzenlemiş olduk. Bir tarafa derişimleri, diğer tarafa ise kuvvet sabitlerini aldık. Ayrıca şunu biliyoruz. Bu eşitlik büyük K denge sabitine de eşittir. Çünkü denge sabiti İleri tepkimenin hız sabiti bölü geri tepkimenin hız sabitine eşittir. Böylece denge sabitleri ve hız sabitlerini mukayese eden bir ifade elde etmiş olduk. Bunun neden doğru olduğunu düşünelim. Elementer tepkimelerde denge sabiti ileri yöndeki hız sabitinin geri yöndeki hız sabitine oranına eşittir. Eğer hız sabitlerini kinetik terimleriyle düşünürsek, K birden büyükse, yani dengede ürünler girenlerden fazlaysa, K1 ve K-1 hakkında ne söyleyebiliriz? K1, K-1'den büyük müdür yoksa küçük müdür? Evet, K1, K-1
k-1'den büyüktür. Denge sabiti büyük k, 1'den küçükse, dengede girenler ürünlerden daha fazla ise, bu durumda hız sabitleri için ne söyleyebiliriz? K1, k-1'den daha büyüktür. Artık denge sabitlerini hız sabitleri cinsinden düşünebilirsiniz. Son birkaç dakikada sizi birkaç terimle tanıştırmak istiyorum. Tepkimeler genelde tek bir adımda gerçekleşmez. Bir seri birkaç adımda gerçekleşir. Her bir adıma elementer tepkime adı verilir. Toplam tepkimenin derecesi veya hız kanunu toplam tepkiminin stökiyometrisine bakarak türetilemez. Ama bunu elementer tepkime için yapabilirsiniz. Söz gelimi, elementer tepkimelerde, yani tek basamaklı tepkimelerde bu adım yazıldığı gibi gerçekleşir. Ve burada stökiyometriyi kullanabiliriz. Mekanizmalara geldiğimizde bu bilgiler çok yararlı olacak. Hemen bir örneğe kısaca bakalım. Burada ozonun ayrışması var. Gelecekte yüz yüze geleceğiniz önemli çevresel problemlerden biri de bu. Bu toplam tepkime. Ve bu tepkimenin derecesini bulmak için tepkimenin stökiyometrisini kullanamazsınız. Ama bu tepkimeyi elementer tepkime adımlarına bölebilirsiniz. Her bir adımın hız yasasını yazmak için stökiyometriyi kullanabilirsiniz. İlk adım ünimoleküler adımdır. Bir şey iki şeye dönüşüyor. Molekülarite, bir ürünü oluşturmak için bir araya gelen reaktif moleküllerin sayısı demektir. Bu nedenle unimoleküler, yani tek moleküllü tepkimelerde sadece bir şey ürüne dönüşür. İki şey bir ürün oluşturursa buna ne denir? Bimoleküler. Bunlar testlerde 1-2 puanlık güzel sorulardır. Unimoleküler, yani tek reaktifli tepkimelere örnek olarak bozulmalar veya radyoaktif bozulmalar verilebilir. Bimoleküler tepkimelerde iki reaktif molekülü bir araya gelerek ürün oluşturur. Termoleküler tepkimelerde 3 reaktif bir araya gelerek ürün oluşturur. Bu çok nadir oluşur. Elinize 3 tane tenis topu alın ve bunları bir araya getirmeye çalışın. Bu zordur. İki şeyin bir araya gelmesi daha kolaydır. Bu nedenle bimoleküler tepkime daha yaygındır. Termoleküler çok sık görülmez. Pekala, burada her bir adım için hız kanununu yazabiliriz. Buradaki ilk basamakta hız eşittir k çarpı, k burada yazılmamış ama her zaman okun üzerinde küçük bir k vardır. Hız eşittir k çarpı reaktiftir. Burada ozon. Bimoleküler için orada k'nın yazılı olduğunu düşünün. Hız neye eşit olacaktır? Son 10 saniye. Cevap en alttaki şıktı. Hız k çarpı bu iki reaktiftir. Basamakları toplayarak toplam tepkimeyi elde edebilirsiniz. Burada oksijen atomunun ara ürün olduğuna dikkat edin. İlk basamakta oluşup ikinci basamakta tükeniyor. Bu nedenle toplam tepkime denkleminde görülmüyor. Gelecek ders tepkime ara ürünleri hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Reaksiyon mekanizmalarının doğru olduğunu ispatlayamazsınız. Onlar sadece elinizdeki verilerle uyumlu olabilir.